Amirim. Günaydın. Çok erkencisiniz. Biz uyusaydınız ya. Vay. Böyle fotoğraflar falan, kendimi filmde gibi hissettim yani amirim. Semih. Amirim. Gel şu tarafa. O gözünde çıkar. Pardon amirim. Şimdi cevap ver bakalım bana. Bu herif kim? Bu şey. Esnaf lokantasındaki garson bu. Semih ama Sinan. Güzel. Peki lokantanın adı ne? Semih. Amirim. Oğlum ayılamadın mı sen daha? Yok gayet ayım ben amirim. Ya gayet ayaksın da bak ne yazıyor burada? Nazarlık Esnaf Lokantası. Nazarlık Esnaf Lokantası. Peki sahibi kim? Yasemin'in babasının. Peki Ali'nin son telefon sinyali nereden geldi? Lokantadan amirim. Yasemin'in babasının lokantasından. Güzel. Peki Kurye Erkan bize kimin ismini verdi? Lutkay Sezai. Aynen. Karısı kim? Fidan Ersekli. Fidan Ersekli. Bize söylediklerine göre Fidan'ın en yakın arkadaşı kim? Yine Yasemin, yine Yasemin, yine Yasemin. Gel bir de şuna bak. Aha. Halil'in tahmini ölüm tarihiyle MOBESE kayıtlarındaki tarih birbirinin aynısı. Hayda. Hayda ya. E o zaman abim ne yapıyoruz? Gidelim bu Yasemin'i alalım ya. Her taşın altından bu Yasemin çıkıyor değil mi? Şşş. Şimdi alırsak bir işe yaramaz. Sonra bakacağız ona. Şimdi bir de şuna bak. Halil'in cüzdanından çıkanlar. Bilmem ne resim galerisi, yok sanat galerisi, yok müzayede. Hayatında sulu baya görmemiş, yapmamış adam. Ne işi olur bunlarla? Onun işi olmaz ama Rutkay Sezai'nin olabilir. Değil mi amirim? Aynen öyle. Semih. Amirim. Arama izni istiyorum. Emredersiniz. Bu Rutkay'ın meşhur konağında ne varmış ne yokmuş bir de gidip biz görelim bakalım. Peki amirim, müdürümden rapor çıkarttırıyorum hemen. Sakın. Müdüre haber vermek yok. Git direkt savcıdan iste. Hızlı, gizli. Emredersiniz amirim. Tevfik Bey, ister miydiniz? Yok, sağ ol, sağ ol. Ay ben daha fazla tutamayacağım, kendimi dayanamayacağım, soracağım. Ne? Beyefendi, siz bunca zamandır neredeydiniz? Ha? Buyur. Diyorum ki, bir baba olarak bunca zamandır neredeydiniz? Yasemin bir başına şuncacık çocukla neler çekti, sizin haberiniz var mı? Neredeysem neredeydim be? Sana ne? Ay yazık. Yazık, ben babası olduğunu da bilmiyordum. Ben bunca zamandır Yasemin'i öksüz yetim zannettim. Hayır, onu geçtim. Ay şu çocuğu görmez mi hiç insan ya? Ya affedersiniz de Aytan Hanım, siz beni azarlamaya mı gelmişsiniz buraya? Yok canım, estağfurullah, ne münasebet de. Hayır, benim yapım böyle. Ben böyle haksızlığa katlanamıyorum. İnsanın böyle pırlanta gibi bir torunu olur da görmez mi hiç Tevfik Bey? Allah Allah, yetti be. Ya sabır. Ne gülüyorsun kız? Çok mu hoşuna gitti? Vallahi gitti. Hmm.
Şöyle geç ya. Ne yaptın? Yapıştın kıza. Ne yapıyorsun sen ya? Ne? Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Biraz açıl diyorum şöyle. Açıl bu tarafa da. Geçsin. Ulan bana bak. Sen bana bir şey mi ima ediyorsun? Abicim sen geç şöyle. Geç şöyle. Ben sana söylüyorum bak. Kızın tepesine çıktın diyorum. Sen anlamıyor musun? Bak seni tost ederim burada. Geç lan şu tarafa. Geç şu tarafa. Geç. Sinan abi. Aa. Yasemin. Aa, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? Pardon çekilin. Yasemin. Açar mısınız? Bir dakika. Yasemin. Ya Yasemin. Yasemin. Ay Allah kahretmesin ya. Bir sen kalmıştın Sinan abi peşime takılmaya. Bir sen. Kızım getir bakayım şunu bana. Getir kız getir getir getir. Kim arıyor? Annem. Heh, ver 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 bakayım. Ver. Alo. Baba kim var sizin yanınızda? Kim? Şey Sinan. Yalan söyleme baba. Adam peşime takmışsın ya. Kim var sizin yanınızda? Yakalanmış salak. Baba siz yalnız mısınız yoksa? Yasemin, korkma kızım. Buradayım ben. Ay Ayten abla ya. Ama niye bana haber vermiyorsun ablacığım? Ödüm koptu, yalnızlar sandım. Ay yok korkma kuzum. Babanlar öyle haber verince ben koşa koşa geldim hemen de bana sıkı sıkı tembih ettiler. Yasemin'e söyleme dediler. Koca koca adamların yaptığı işe bak ya. Tamam ben bir iki saate geliyorum zaten. Tamam. Tamam kuzum tamam sen rahat ol ben buradayım tamam mı? Aklın burada kalmasın. Hadi görüşürüz. Kızım sen bunu kullanıyorsun değil mi? Şu Sinan abini ara bakayım. Ara söyle sokaklarda dolaşmasın hemen eve gelsin öyle. Dolaşmasın salak salak. Yasemin sen misin? Bir dakika. Bu kadar mı? Bu kadar. Gerisi artık Rutkay Bey'de. Beni artık seviyor mu? Bana kızım demeye başladı. Ben de ona baba değil mi? Deme kızım. Biz her zaman burada kalacağız değil mi? Hiç gidemeyeceğiz. Rengini de göremeyeceğim bir daha. Ama bunlar nereden çıktı şimdi öyle? Hı? Hı? Söyle bakayım. Bücür. Bücür mü? Bücür ya. Bücür değil misin sen?
Evet biliyorum. E ne bu böyle üzgünlük bugün? Bugün senin doğum günün. Hı, bakayım sana şöyle. Oh ne kadar güzelsin. Bugün üzülmek yok. Bugün gülmek var. Tamam? Tamam. Aferin. Hadi saçları yapalım yahu. Hadi. Aldın değil mi? Aldım aldım ya. Allah aşkına hayatım. Nereden çıktı bu kadar çöl çöp, baloncuklar, pofuduk ayılar? Allah Allah. Çocuğun doğum günü partisiymiş. Niye soruyorsun ki şimdi bunu anlamadım. İyi de hayatım Rutkay Bey insanı doğduğuna pişman eder. Doğum günü partisi falan yapmaz ki. Allah aşkına. Şu köşkte normal ne gün geçirdik. Boş ver şunu bitirelim de hadi. Şunları koy. Ha, kapı çaldı. İyi günler. Doğum günü için gelmiştik biz. Anladım. Buyurun. Evet. Şöyle alayım sizi. Tabii. Alo. Aldım. Şimdi ne yapacağım? Tamam. Konağa getirin. Sizi bekliyoruz. Gel Bülent'cim. Yasemin Hanım teslimat almış geliyor. Tamam çok güzel. Parti hazırlıkları ne alemde? Bitmek üzere. İyi hadi bakalım. Bu arada Neriman Hanım'ı kimse rahatsız etmesin tamam mı? O odasında kalacak. Merak etmeyin. Çocuklarını ne kadar sevdiği malum. Ayten teyze bak. Vay, ay çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yemek yapıyoruz. Anladım canım onu. Bu annem, bu da sensin ha? Hı hı. Dedem aşçı ya. Belki ben de aşçı olabilirim. Sen ne istersen onu olursun benim. Bolla lokum. Küçük hanım, sen bir an önce ne olacaksan ol da şu anneni de kurtar. Benim de başımdan al götür. Ne oldu, ne baktın Ayten Hanım? Senin de başına çöreklensinler de 7/24. O zaman gör bakalım ne oluyor. Ayıp ayıp çocuğun yanında. Evet. Kuzum, hadi söyle bakalım biz akşama ne pişirelim seninle? Bilmem. Gidip o zaman mutfakta ne malzeme var bir ona bakalım. Beraber yemek yapalım. Hem madem senin de elin yatkın ona yardım edersin. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi gidiyoruz o zaman. Dedesi biz mutfağa gidiyoruz. Gel kuzum. Hadi güle güle. Hasan'cığım her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık ya. Rica ederiz Rutkay Bey. Zeynep prensesim benim. Bu ne tatlılık böyle. Hah, gelmeye başladılar. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk Rutkay Bey. Nasılsınız? Şahaneyim vallahi siz. Bizler de çok iyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz çocuklar burada kaynaşın. Biz de babalar yukarıda biraz sohbet edelim. Tabii. Sen burada bekle beni tamam mı? Geç. Üstadım gel. Şöyle geçebilirsin. Ne ikram edeyim sana, ne istersin? Teşekkür ederim Mutkay Bey. Bir şey almayayım ben. Çok bekler miyiz? Yok, teslimat gerçekleşti zaten. Eli kulağında şimdi gelmek üzeredir. Toprağa bastım ben.
çok sorun var çöz. Uyku vakti gelmeden geldiniz Yasemin. Şöyle yukarı geçelim. Çok koştum dolaştım. Fidan. Sevgimi paylaştım. Zeynepciğim. Senin doğum günün mü bugün? Kutlu olsun bir tanem. Beni bekle. Yasemin Hanım. Geldik beni. Çok sorun var çöz. Uyku vakti gelmeden. Heh, beklediğimiz anda geldi. Ah nihayet. Ah, Yasemin Hanım çok... dört gözle sizi bekliyoruz. Neredesiniz ya? Teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz. Olağanüstü bir parça. Evet, harikaymış. Muhteşem bir parça. Olağanüstü. Harika. ...1532 yılında... ...Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanıyor bu. Venedikli kuyumcu Kaorlin ailesi tarafından elmas motifli kuşbroş. €1 milyon ile başlatıyorum. Buyurun lütfen. Halit Bey artırıyor, görüyorum. Evet. Leyla Hanım siz devam ediyorsunuz. Bülent Bey. Acil bir durum var, bir gelebilir misiniz? Anlatacağım. Fidan, hadi gidiyoruz. Hadi. Ama benim doğum günüm. Bir tane, ben sana evde doğum günü yaparım. Rengin de var he. Bu adamın doğum günüyle falan alakası yok. Bir işler çeviriyor bu. Bahane ediyor çocuğu. Rengin nasıl oldu rengin? Ateşi düştü çok şükür. Hmm. Salgın var diyorlar, aman dikkat edin. Evet evet evet. Ya senin üstündeki ne kadar çok güzel olmuş Zeynepciğim. Mehmet Bey katıldı. Siz devam ediyorsunuz. Güvenlik görevlisi bey. Polis. Lütfen kapıyı açar mısınız? Teşekkürler. Bülent Bey, polisler geldi. Polisler gelmiş. Hemen gürültü patatı çıkarmadan hallet şunu. Tamam. Ne kadar
kadar güzel olmuş. Yok yok, hiç ben gidiyordum zaten. İşler karıştırıyor Yasemin, senin bu adamla bu işlerle ne ilgin var? Boş ver, sen beni boş ver, anlatacağım her şeyi, tamam? Polis, aç kapıyı. Buyurun. Kaçakçılık şube. Başkomiser Toprak Çetin, yardımcı Semih. Tamam, ara mezunu göstersene. Teşekkürler. Arkadaşlar, ilk kata başlayın hemen. Rutkay Bey, neredesiniz? Sizi ziyarete geldik, polis. Ne oluyor Rutkay Bey? Bir sıkıntı mı var? Sakin olur musunuz lütfen? Bir problem yok. Nasıl olalım? Bayağı polis kapıda. Burcu Hanım, ben bu organizasyonu boşuna yapmadım. Bir çocuğun doğum günü partisinde kimsenin başı derde girmeyecek. Güvenin bana. Ama yani. Beyefendi, Rutkay Bey nerede? Yukarıda. Fidan Hanım, arkadaşlar biraz evinizi dağıtacak. Kusura bakmayın. Küçük Hanım. Mutlu yıllar. Selamlar, merhabalar. Rahatsız ediyoruz ama kusura bakmayın. Özür dileriz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Arama yapacağız. Evet, iznimiz var. Misafirleriniz de rahatsız edeceğiz artık. Biraz kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani ben burada kızımın doğum gününü kutluyorum. Siz nasıl bir rezalet çıkardığınızın farkında mısınız? Rutkay Bey, ben de size onu söyleyecektim. Yazık. Yavrucağın doğum gününü zehir etmeyelim. O yüzden bize zorluk çıkartmayın. Tamam. Ha, bu arada kimse hareket etmesin. Herkes inceleme altında şu an. Semih, misafirlerin de kimlik bilgilerini al. Tamam. Tabii ki. Ne münasebetle? Kolluk kuvveti olmamız münasebetiyle. Ama Rutkay Bey, siz okumuş adamsınız. Ben her şeyi açıklayacak mıyım ya size? Sizin bu densizliğinizden İhsan Bey'in haberi var mı? Müdürüm olan İhsan Bey'im mi? Aynen, müdürünüz olan İhsan Bey. Yani bir münasebetiniz varsa buyurun arayın isterseniz. Arkadaşlar derhal, derhal her yeri arayın. Çabuk, 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 çabuk. Kimlik, kimlik, kimlik. Thank you.